Ben bu dönem 9. sınıfa gidiyordum. 2017-2018 döneminde. Başlarda yurtta iyiydik çocukla. Sonra da yani böyle üstünlük kurmaya başladı. Yani kendinden büyük abilerine güvenerek üstünlük kurmaya başladı. Biraz sonra biz böyle arkadaştık, iyi 24 saat birbirimizi görüyorduk. Belli bir zaman geçtikten sonra biz de kendini daha üstün görmeye başladı. Bize vurmaya başladı, biz de dalga geçmeye başladı. Kendi egosunu tatmin etmek için bize vuruyordu. Ya sadece ben değil, odadaki diğer kişiler de dahil. Sonra birkaç gün, yani birkaç ay geçtikten sonra artık bunu zevk için yaptığını öğrendim. Yani vurduğunda, niye yaptığında dediğinde canım istiyor dediğini anladım. Öyle. Ki bundan yaklaşık 2 gün önce saat 10 sularında yurttan pansiyonuna girdim. Erkek pansiyonuna. Odaya girdim. Doğu Tüfekçi, Barış Önen ve Abdul Samet Özşahin beni odada bekliyorlardı. Yani girdiğimde gördüler. Bu üçü beni birkaç gün önceki olaydan dolayı suçlamışlardı. Ben de buna hiçbir şey diyemedim. Dediğimde Barış Önen attı ki bana şiddet uygulamış, tehdit etmiş, oturmamı söylemişti yani falakaya. Ben oturduğumda Doğu Tüfekçi orada bulduğu sopayı ayağıma vurarak ayağımda bir geçici bir morluk yapmış. Bunun sonucunda da odunun kırılmasıyla gözüme gelen parça gözümün sol üst tarafını morartmış. Bu yüzden de gözüm 3-4 gün içerisinde geçmeyecek bir şekilde şey oldu. Görme kaybım oldu. Şu an gözümü neredeyse çok az bir şey açabiliyorum. Bu olay sırasında Abdul Samet Özşahin Doğu Tüfekçi'nin telefonuyla benim kameraya çekmiş olayı ve bunu da arkadaşlarıyla paylaşmışlardır. Barış Önen'in bana yaptığı şeyler yüzünden, yani darplar yüzünden benim bu, yani benim özgüvenim iyice düşmüştü. Yani herkes de beni çok düşük, köle gibi bir insan görmüştü. Bunun üzerine her gelen bana yani küçük Emrah muamelesi yapıp bana vuruyorlardı. Neden vurduklarını söylediğimde ağza alınmayacak küfürler edip sana ne deyip geçiştirmeleriydi. Ben tahammül edemiyordum. En sonunda gözümden şey olmuştu. Bu olay oldu. Ondan sonra yurttan ayrıldım. Bundan önceki olaylarımda mesela beni gördüğü yerde bana vurup o kadar insanın içinde kendine vurulmasını sevmediği halde gelip bana vurup sen böyle yaparsın, sen şöyle yaparsın demeden direkt vurduğunu biliyorum. Yani canım çok acımasına rağmen vuruyordu. Elimden de bir şey gelmiyordu. Çocuğumu sandalyeye oturtup güzel üç arkadaş, biri çekiyor. Barış Gönen, Doğu elinde değnek, Barış elinde kemer, çocuğumu dövüyorlar. Çocuğuma kopan sopa parçası, değnek parçası çocuğumun gözüne saplanınca çocuğum orada yarı baygın duruyor. Ve videoyu o anda kapatıp daha dövmelerine, küfürlerine devam ediyorlar. Çocuğumun elinden telefonu alıyorlar. O gece sabaha kadar 3 kişi çocuğumu bize iletişim kurmasına izin vermiyorlar. Okula kadar izin vermiyor. Okula gittiğinde çocuğum öğretmenin bize haber verdi. Eşim yola çıktı geldi ve çocuğumu doktora götürdü. Çocuğumu o kadar korkutmuşlar, o kadar psikolojisi bozuktu ki çocuğum tekrar yurda gideceğim diye inkar etti. Yapmadım dedi. Yani kapının koluna çarptı gözüm dedi. Ama biz inanmadık. Çocuğumuzu eve götürdüğümüzde çocuğumuza bir daha seni yurda göndermeyeceğiz yavrum, bize doğruyu anlat dediğimizde anne benim, Barış, Doğu, Abdülsamet üçü beni dövdü dediler. Biri dövdü, ikisi dövdü, biri kameraya çekti dediler. Ve bu arada Barış Gönen'in babası çocuğunu aklamak amaçlı bana videoyu gönderdi. Hangi şarttan gönderdi? Benim çocuğum yapmadı, Doğu yaptı. Madem onun çocuğu yapmadıysa, onun çocuğunun elindeki kemer nasıl? Bir insan gidip de isteyerek iki sandalyeye oturup da
beni dövün diyebilir mi? Benim çocuğumu daha önce dövmüşler. Kemerle Barış Gönen oturtup Doğu'yla beraber daha önce videoyu çekmeden önce güzelce dövüyorlar. Ben yurda bıraktıktan hemen sonra dövdükten sonra çocuğumu oturtup video çekiyorlar. Bu videoyu çektikleri gibi hangi insanlığa sahip arkadaşlar arasında çocuğumun gururunu, psikolojisini bozacak şekilde, aşağılayıcı şekilde bunu yayınlıyorlar. Hiçbir suçu yokken, hiçbir sebebi yokken bu insanlık dışı işkenceyi neden benim çocuğuma yapıyorlar? Neden yurt görevlileri, nöbetçi hocalarımız neden görmedi sabaha kadar? O çocuğumun gözünün morluğunu neden görmedi? Benim çocuğumun gözü şu an görüp görmeyeceği de belli değil. Çünkü çocuğumun gözü %100 kapalı. Gözü açıldıktan sonra göz doktoruna gidilip muayene edilecek. Benim çocuğum ne suç işlemişti de bir anne olarak ben yetkililerden yalvarıyorum ya. Benim çocuğuma niye bunu yaptılar ya? Niye? Babasına da sordum niye ya? Çocuğum ne suçu vardı? 3 kişi bir kişiyi döver mi? 3 kişi kemerle, sopayla döver mi? Bunu videoya çeker mi? Çocuğumun psikolojisi ne oldu? Çocuğum niye bu kadar aşağılandı? Niye herkes buna göz yumdu? Gittiğim her kapı duvar oldu bana. Kimse cevap vermiyor, kimse bir şey demiyor. Emniyete gittim, ifadeye bile götürüp götürülmediğini bilmiyorum. 24 saat geçti, o çocukların ifade verdiğini bile bilmiyorum. Ya ben bu çocuğumu yurda, devletin yurduna teslim ettim. Çocuğumun ölüsünü mü vereceklerdi bana? Çocuğum o gün gözüne değil başka yerine belki de öldüreceklerdi. Ölüm amaçlı yaptılar bunu çocuğuma. Videoyu çekin. Siz gece sabaha kadar çocuğun üstüne battaniyeyi çekin, uyandırma. Yurda geri gelirsin biz seni öldürürüm. Ölümle tehdit ediyorlar benim çocuğumu. Benim çocuğum öldükten sonra devlet bana sahip çıksa ne olur, olmasa ne olur? Çocuğum öldükten sonra benim ciğerimi yaktılar ya. Beni öldürdüler. 24 saatte ben uyku uyumuyorum evimde. Çocuğum yatmıyor. Çocuğum düşüp elimde bayılıyor. Niye hiçbir yetkili görmedin? Ne olur duyun, görün. Yeter artık bu devlet yurtlarından bu... İnsanlar ellerini çeksin, bıraksın, yavrularımız okusun ya. Ben vatana, millete hayırlı evlat olsun diye okutmak istedim ya. Ben devlete emanet ettim. 14 yaşındaki çocuğumu devlete emanet ettim. Ben 22'de teslim ettim. Yurda kamera görüntüleri var, her şey var. Bu çocuğun bu eziyeti, işkenceyi görürken niye kimse bir ses çıkartmadı? Ama ben yurdun kapısına gittiğimde niye yaptınız bunu çocuğuma dediğimde polis çağırdılar. Yurda gelmiş. Ben yurtta bir zarar vermedim, bir şey yapmadım. Sadece niye yaptın? Çocuğuma bunu niye yaptınız? 3 kişi bir insanı dövebilir mi? Ne hakla, ne cesaretle. Dövdükleri yetmemiş gibi elinde telefonunu alın. Telefonunu saklayın, ailenle görüştürmeyeceğiz. Ölümle tehdit edin. Bu insanlığa sığar mı? Ben çocuğumun ne olursa olsun, ne olur bana... Çocuğuma sahip çıksınlar. Benim çocuğumun yaptığı bunu yapanlar yanına kalmasın. Elini kolunu sallayıp da ben erkeklik yaptım, ben gurur yaptım, ben bunu dövdüm demesinler. Ne olur. Bunlar artık bir dur desinler, ceza alsınlar. Ya küçük de olsa alsınlar. Benim çocuğum yaptıysa benimki de alsın.